Kadınlardaki kısırlığın nedenleri içerisinde en sık gördüğümüz, pratikte en sık gördüğümüz yumurtlama bozukluklarıdır esasında. Bunlar diğer gruplara göre, diğer nedenlere göre esasında en kolay tedavi edebildiğimiz hasta grupları. Bir bayan şöyle düşünmelidir, eğer düzenli adetleri varsa, düzenli periyotlarla adet görüyorsa bu kişide yumurtlama bozukluğu olma ihtimali son derece azdır. Ama eğer ilaçsız adet görülemiyorsa veya 2 ayda 3 ayda bir adet görülüyorsa, en az 10 günlük bir rötarı oluyorsa her bir adet arasında bu kişilerde yumurtlama bozukluğu olduğunu söyleyebiliriz. Bunun dışında tüplere ait problemleriyle karşılaşıyoruz kısırlık nedenleri içerisinde. Tüplerden birinin veya ikisinin kapalı olması bir infertilite nedeni olarak karşımıza çıkabiliyor. Bunların nedenleri içerisinde de geçirilmiş enfeksiyonların veya batın içi, karın içi yapılmış operasyonların en sık neden olduğunu biliyoruz. Bir başka hastalık grubu endometriozis dediğimiz veya halk arasında çikolata kisti diye bilinen rahatsızlığın da neden olabildiğini, bir kadınlarda kısırlık nedeni olabildiğini biliyoruz. Miyomlar çok tartışmalı. Gerçekten infertiliteye neden oluyor mu olmuyor mu bilmiyoruz. Ama özellikle rahmin içerisine bası yapan miyomların gene miyomlar rahmin düz kasından köken alan tümörlerdir. Gene infertiliteyle ilişkili olabildiğini görüyoruz. Bunun dışında da bir grup hastada hiçbir neden bulamıyoruz ki bunlara da açıklanamayan infertilite adını veriyoruz. Ama özellikle bunu açmak istedim. Çünkü açıklanamayan infertilite demek hiçbir neden yok demek değildir. Sadece malzemelerin olduğunu gösterir. Yumurta var, tüpler açık, sperm var ama bunların fonksiyonlarını ölçecek testimiz olmadığı için bu gruba da açıklanamayan infertilite grubu adını veriyoruz. Buna ek olarak üzerinde özellikle durduğumuz azalmış yumurtalık rezervinin de bir gene kısırlık nedeni olabileceğini biliyoruz. Bu hastalarda tüp bebek tedavisinde dahi normal yaşıtlar ve normal rezervli kişilere göre biraz daha düşük gebelik oranlarıyla karşı karşıya kalıyoruz. O zaman düşük rezervinde bir infertilite nedeni olabileceğini unutmamamız gerekir.